Zaten bu cevaptan dolayı da şunu anlıyorum, doğru kişiyi çağırmışız buraya. Ha, teşekkür ederim. Ben de şey diyeceksiniz zannettim, hani bir sor bin ahi şey. Yok, estağfurullah. Bu soruya bu kadar uzun cevap alırsak gerisi ne olacak? Hedefinizi başarsanız da başaramasanız da hedef size çok da pozitif şeyler veriyor mu ondan emin değilim. Ben o yüzden şeyi daha çok tercih ediyorum. Hayal kavramını daha çok tercih ediyorum. Yani hayal bana daha sempatik geliyor. Mesela hayalin ne? Hayal deyince elini korkak alıştırmıyorsun. Yani mesela şey diyebilirsin, gelecek seneye hedefin ne? Gelecek seneye hedefim işte 3000 lira maaşla bir iş bulmak, atıyorum. Hayal deyince ne hayal ediyorsun? Hiç cevap şöyle geliyor. Ya böyle işte Bodrum'da işte şununla uğraşayım. Ve bana göre bu hayal onu daha çok destekleyen bir şey. Bu hayal için çalışsa o hedef için çalışacağından çok daha iyi şeyler edinecek. Fakat biz hayalden bir yandan da korkuyoruz. Şikayet etmeyi seviyoruz çünkü. Evet. Çünkü şikayet ettiğimiz zaman bu bizi kurban haline getiriyor ve sanki başkalarına derdimizi anlatıyormuş gibiyiz ve sorumluluk almamış oluyoruz. Şikayet ettiğim zaman kurban psikolojisindeyim ve hiçbir sorumluluk almadığım zaman artı bir de en azından sorumluluk almadığım için acı çekmiyorum. En azından diyorum ki ne yapacağın hayat bu, hani aynen, alabileceğin budur. Bu arada annelerimiz babalarımız bunu söylediler hep. Önce amigdalayı susturmak gerekli diyor. Ne yapacaksanız yapın. Yani işte değiştirecekseniz, girişimde yapacaksanız önce amigdalayı susturun. Amigdala nasıl susuyor biliyor musunuz? Belli bir vadede, bu arada o kadar güzel bir tanımlama yaptın ki yıllardır anlatmaya çalıştığım şeyin sorusunu sordun. Çünkü o kadar çok insanlar bir yerlere gittiğinde şunu soruyorlar ki bana, liderle yönetici arasındaki fark nedir? İkisi birbiriyle alakalı şey değil. Yani biri nitelik, liderlik özelliği, sen böyle sordun. Hı hı. Diğeri yöneticilik, o bir ünvan. Hani o kadar güzel ki ikisi karşılaştırılabilir şeyler değiller. Dolayısıyla soru şu olmalı, yöneticide liderlik özelliği var mı yok mu, olmalı mı olmamalı mı? Gibi. Harika bir şey söyledin. Ne diyorsunuz bu konuda? İş sağlığı ve güvenliği diye bir alan var. Şimdi bir fabrikaya gittin. İş sağlığı ve güvenliğinde hiçbir problem çıkmıyor. Çıkmamış. Hı hı. Gidip iş sağlığı ve güvenlikçisini tebrik eder misin? Normalde edilmez. Çünkü sorun olmadığı sürece kimse iş sağlıkçı ve güvenlikçiyi görmez. Aynen. Sorun olduğu zamansa niye bunu önceden raporlamadı mesela? Yani iş sağlıklı ve güvenlikçisi sadece dövülmek içindir gibi bir şey çıkıyor ortaya. Başka bir perspektiften senin kendine bakmanı sağlayan bir şey aynı zamanda. Bugün biriyle beraber çalışıyordum. Cümlelerinde hep şeyi alıyorum örneğin. Bir türlü kendi kendine yetmediğinin mesajını alıyorum. O zaman dönüp karşı tarafa şey diyebiliyorum. Ya içimden bir ses hani bir türlü kendi kendine yetmediğini söylüyor. Nasıl anlamlandırıyorsun bu sözümü diyebiliyorum karşı tarafa. Ve karşı taraf eğer doğru dinlediyse onu gerçekten şöyle diyor. Evet ya, yani bir türlü yetmiyorum kendime. Yani böyle söylememiş bile daha önce hiç. Böyle tanımlamamış kendi kalıbını ya da paternini. Ama o onun için bir anda bir nefes almasını sağlıyor. Hatta duyulduğunu anlıyor bir anda. Ve duyulmak da çok keyifli bir şey. Ben mantra filozofu gibi bir şey diyeceğim. Ben performans sistemine karşıyım. Özellikle uygulanış şekline. Türkiye'de şöyle bir performans sistemi uygulanışı var genellikle. Bazı firmalar vazgeçtiler, daha kalburüstü firmalar. Şöyle, siz bir yıl boyunca çalışıyorsunuz. Yıl sonunda bir tane yönetici çağırıyor sizi yanına. Hadi gel senle. Bu arada performans görüşmesi yapmayacağız normalde de İK istediği için yapıyoruz. Yani İK istediği için bir yarım saat bir araya geliyoruz. Yönetici korkuyor, bu görüşmeyi yapmazsa sen nasıl performans görüşmesi yapmazsın derler diye. Ve personel de performans görüşmesinde aynı zamanda primi veya maaşı da etkileneceği için oraya gidiyor. Ve bu görüşme genellikle negatif. Genellikle negatif diyorum çünkü evet şirkette iyi zam alanlar, çok iyi performans görüşmeleri de olabilir ama şirketin %90'ı negatif görüşme yapıyor. Yani o performans görüşmesinden çıktığında mutsuz. %90'ı, yani çok net ifade ediyorum. Bunun farklılığı olduğunu düşünenler de olacaktır ama benim gördüğüm örnekler böyle.